Çiftin boşanmalarına karar verilmiştir. Güzide Hanım, hayırlısı olmasını diliyorum. Sağ ol. Esra'cığım çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Burada görüşürüz. Güzide. Çok üzgünüm. Ben de çok üzgünüm Tarık. Bundan sonra hayatında yokuz. Yani en azından ben yokum. Öykü'ye sahip çık. Bizi aldattığın gibi onu da aldatma. Gidelim mi? Gidelim. Aslan bu, aslan. Hey maşallah, aslan bu ya. Aslan bu, Behram ağamın aslanı bu. Bu yavaş. Behram ağama ne kadar da çok benziyor, değil mi abi? He ya, çok benziyor ya. Maşallah sana. Kurban olurum ben sana ya. Hadi daha fazla oyalanmayalım da kimse gelmeden şu işi halledelim. Sıralar. Oylum. Selin. Selin. Yeşim. Aa öyle mi? Merhabalar. Ceylan ben. Selin. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ceylan üniversiteden arkadaşım. Burada mı karşılaştınız? Yok, biz Ceylan'la ortak bir proje üstüne çalışıyoruz da onun için buluştuk. Güzel. Sen denk geldi herhalde. Ben arabanı görmüştüm. Seni de göreyim diye uğradım. Arabamı gördüm. Neyse ben sizi tutmayayım. Akşam evde görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Tolga eşine neden yalan söyledi? Bizim ortak bir projemiz falan yok. Ya Ceylan kusura bakma ya. Biraz ortalık karışık da. Anlıyorum Tolga. Ben arkadaşlarımı daha fazla bekletmeyeyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Aradı abi. Şimdi aradı. Bitmiş nihayet. Hadi gözünüz aydın Sezai. Oh be. Sağ ol abi. Güzide ne uğraştı o heriften kurtulmak için? Bitti ama sonunda. Şükürler olsun. Sen gitmedin mi duruşmaya? Yok gitmedim. İyi yapmışsın. Seni görürse işi yokuşa sürerdi. Zaten derdi gücü seninle. Abi kendi işine baksa hayatı daha kolay olacak ama yapmıyor işte. Hadi Güzide'yi de tebrik et benim için. Tamam abi. Gelsin ederim. Güzide Hanım boşandı herhalde. Nihayet. Ne çekti kadıncağız? Hem Güzide çekti, hem baban çekti. Neyse, düze çıktılar sonunda. Daha yokuşun başındalar, haberleri yok. Nerede iş görüşmesi? Maslak'ta. Ha? Hı. Maslak'ın neresinde? Maslak'ta şeyde ya, bu Green Tower var ya orada. Ha. Şey, metroyla gideceksin o zaman. Hı. Sen? Ben şuradan otobüse bineceğim dayıcığım. Ama sen yetişemezsen taksiye biner, tamam mı? Hı. Paran var mı? Ha? Var. Zaten metro şurada dayı. Bindiğim gibi önündeyim. Ozi, dayıcığım. Az çok demeyeceksin, ne verirlerse kabul edeceksin, tamam mı? Ozi'ye, oğlum bak bana. Yani benim tecrübemde bir adamın alacağı ücret miydi başladığımda? Tamam. Ama şimdi bak yani, çok şükür. Tamam, tamam dayı, tamam. Ne verirlerse kabul edeceğim. Tamam, merak etme. Tamam, hadi kolay gelsin. Eyvallah. Hadi bol şans. Başka alınacak bir şey var mı? Bir şey daha var. Mutfakta mamasına katıyorlar. İyi, tamam. Onu da getirin. Beni bağlayacak mısınız şimdi? Tabii bağlayacağız. Yoksa işbirliği yaptığımızı anlarlar değil mi? Keyfimden yardım etmiyorum size. Onu elin adamlarıyla otel köşelerinde yatıp kalkmadan önce düşünecektin. Ben elin adamlarıyla otel... Bana anlatma. Muallerimi anlatırsın derdim. Ya da o anlatır herkese. Bunu ister misin? İyi. Al sen şunu. Dikkat et. Burası var. Burası olur. Gel. Şöyle otur. Geç. Çok sıkı yapma. Anlasınlar mı istiyorsun? Ha? Hayır. Zeynep. Geldin mi Zeynep? Anneciğim. Can. Zeynep. Zeliş neredesiniz? Oylum! Oylum! Zeynep, Can nerede? Odada değil mi? Ne demek odada değil mi? Zeliş'le bıraktım. Zeliş'le mi? Evet. Yok, açmıyor. Tamam, panik yapma. Bahçeye çıkarmıştı. Küçücük çocukla ne yapacak bahçede Allah aşkına Zeynep? Zeliş! 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 Can! Zeliş! Açsana şunu ya. Oylum lütfen aç. Can! Zeliş! Zeynep, Zeynep yok. Neredeler Zeynep? Can. Oylum, Oylum Can'ın eşyaları, ilaçları hiçbir şey yok Oylum. Ne? Hiçbir şey yok, götürmüşler. Ne? Yok, hiçbir şey yok. Bitti. Bitti. Geçmiş olsun Güzide Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim kızlar. Bu davada çok çalıştınız. Ateş gibiydiniz. Çok teşekkür ederim. Demek görevimiz. Oylum arıyor herhalde. Pastayı. Hemen Sezai. Efendim anneciğim. Anne. Annecan. Annecan'ı aldılar, çaldılar kesin. Mualla götürdü çabuk. Gel ne olur. Can'ı kaçırmışlar, Mualla kaçırmış. Tamam ben geliyorum. Can'ı kaçırmış Mualla. Ay Allah'ım ya Rabbim. Kahraman, bu tarifi mümkün olmayan, kabul edilemez bir acı. Ama tıbbi olarak Behram öldü. Öldü bu çocuk. Teyzemin bu gerçeği kabul etmesi gerekiyor. Behram'ın öldüğünü kabul etmemiz... Makinaları kapatmamız, organlarını bağışlamamız ve naaşını defnetmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken bu. Doğru diyorsun Nazan abla. Haklısın, ne diyeyim. Bizim için de zor. Ama kabullenemiyor işte teyzem yani. Öldüğünü. Anlıyorum ben teyzemi. Yani ikinci oğlunu da toprağa vermek falan zor. Teyzemin çektiği acının tarifi yok. Yok biliyorum. Ben de anlıyorum. Ama bizim de anlamamız gereken Behram'ın öldüğü gerçeğini kabul etmemiz. Özür dilerim ya, özür dilerim. 5 dakika bak dedim sadece ya, 5 dakika. Gerizekalıyım ben, aptalım ben, aptalım ben. Aç, aç telefonu, aç. Oylum arıyor. Alo Oylum. Anne çocuğum. Kahraman can nerede? Can nerede? Kahraman can nerede? Ne olur anne? Oylum ne oluyor anlamıyorum. Biz ağlamadan sakin konuşabilir misin? Ne oluyor? Canı kaçırmış teyzen. Teyzen oğlunu mu kaçırdı? Teyzem mi? Nasıl ya? Tamam, Oylum tamam bak biz ilgileneceğiz. Tamam sen sakin ol. Sen sakin ol, panik yapma biz ilgileneceğiz. Arayacağım ben seni. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Heh? Gerçekten bu doğruysa artık bu delilik, ben aklımı kaçıracağım. Ah teyze, ah teyze, ah teyze! Arıyorum. Berhan, babaannesinin kuzusu. Ay Baran benim oğluma süt kardeşim olmuş. Benim Berhan'ımın süt kardeşi mi varmış? Bana bak Emine, çok iyi yiyeceksin, çok iyi besleneceksin. Bak 2 bebeğe birden bakacaksın ona göre. Evelallah hocam, hiç düşünmeyiz sonu. Ah, haber uçmuş bizimkilere. Kahraman abi mi? Hı, sus ses etme. Kahraman, söyle aslan yeğenim. Teyze neredesin sen? Alışverişteyim. Behram'a pijama, çamaşır falan alıyorum. Teyze bebek kaçırılmış. Hangi bebek? Ne hangi bebek teyze? Hangi bebek olacak? Behram'ın oğlu kaçırılmış işte. Ah! Nasıl olur Kahraman? Ya teyze Allah aşkına ya. Yapma Allah aşkına. Bebeği kaçırmışsın işte. Aa, Allah kuru iftiradan korusun. Ah Nazan ah. Ben demedim mi bunlar bu bebeği bize bir daha asla göstermezler diye? Bak dediğim çıktı. Ya teyze saçmalama, Oylum aradı şimdi. Kız perişan, 2 gözü 2 çeşme ağlıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya teyze? Bebeği siz kaçırdınız diyor, yapma. İnandın mı sen de? Numara yapıyor peşlerine düşmeyelim diye. O ne numaracıdır. Behram'a ne numaralar yapmaya kalkıştı. Bebek ağlıyor arkada. Sokaktaki kadının tekinin bebeği bu. Gerçekten delirmiş ya. Nasıl kaçırıyorsun ya bebeği? Ah teyze. Ah teyze. Ah teyze. Tüh anladı. Anlasın canım. Saklayacak değiliz ya. Ensar. Buyurun hocam. Oğlum torunumu bir an evvel yeni hazırladığımız eve götürüyorsun Emine ile birlikte. Şimdi damlarlar buraya. Torunum yerleşene kadar biraz vakit kazanmış oluruz. Tabii ki Mualla. Sen var ya sen çok fenasın. Sen Kahraman amcana, Nazan teyzeyle buradayım, babaanneydeyim mi dedin, sen çok fenasın. Berhan çok fenasın. Yağlamazsak canı. Alacağız kızım, alacağız. Çocuğumuzu onlara bırakacak halimiz yok. Rica ediyorum, inan bana. Ölümcüm, kendini üzme demekte de bir şey olmuyor biliyorum ama bu kadar harap etme kızım ya. Bak önünde sonunda alacağız canıyı. Zeyno bahçeye falan baktın mı? Vallahi Hakim Hanım her yere baktım ama hiçbir yerde yok. Allah Allah, bu Zeliş niye telefonunu bıraktı da gitti? Bilmiyorum ki. Yeşim nerede? İlknur Hanım falan. Yeşim'le İlknur ev bakmaya çıktılar. Allah Allah ya. Unutmuştur ya da takip edilmemek için bırakmıştır. Olamaz mı? Ay bilmiyorum, aklım ermiyor. Hiçbir şey aklım ermiyor. İnsan niye telefonunu bıraksın? Çatlıyor başım, çatlıyor. Çatlıyor başım, çatlıyor. Çatlıyor. Güzide. Zeliş de işin içinde olmasın ya. Öyle mi diyorsun? Yani bu Mualla parayla herkesi satın alacak tinette bir kadın. Biliyorsun. Can içinde dünyanın parasını verdiyse. Ozan'la araları uzun zamandır iyi değil. Ben bunun farkındayım da. Ha, bu kadarını da yapmaz herhalde Sezai ya. Oh, abla ne oldu ya? Var mı bir gelişme? Yok oğlum. Hadi ya. Ümit, sen bugün Ozan'la bir daha görüştün mü? Biz sabah görüştük abla. O iş görüşmesine gitti. Bir arasana böyle bir ağzını arasana bakayım. Zeliş'le ilgili bir şey bilmiyorum. Baksana şuna. Ne biçim giymiş? Bu ne ya böyle? Ozan Yenersoy. Gelin. Buyurun, sizi bekliyorlar. Tamam, geldim hemen. Düğüne gidiyor sanki. Alt tarafı iş görüşmesi. Oylum. Şundan bir tane içsen. Oylum, Hakim Hanım alacak canı o kadının elinden. Ne olur bak üzülme. Ben inanıyorum. Taner'cığım, bunlar çocuğu daha önce de kaçırdı. Bu ilk değil. Yani önünde sonunda alacaklar bu çocuğu bizden. Bebek, Dicleli ailesinin soyadını sürdüren tek erkek sanırım. Bu yüzden işte aşiret için, sülale için, o kadın için çocuk o kadar önemli ki. Bakamadım bakıcıyı, tutamadım, göremedim kızımızı. Güzide abla hayırdır? Ya sormayın, canı yine kaçırdılar. Ne? Ah, Zeynep pazara giderken Zeliş'e emanet etmiş. Şimdi Zeliş yok, bebek yok ama telefonu burada. Nasıl yok? Nerede benim kızım? Öldürdüler kızımı. Yok canım, olur mu öyle? Kesin öldürdüler, bir kenara attılar. Yeşim istemişlerdir, bebeği vermemiştir, bana emanet demiştir, çekip vurmuşlardır. Yeşim. Hey Yeşim, dur bir saniye. Yeşim ben ne yapacağım? Tamam, Yeşim, tamam. Zeliş'i ben nasıl? Nerede vuracağız Yeşim? Tamam. Kesin şahit oldu diye öldürdüler kızımı. Vurdular Yeşim. Teyze sakin ol. Dur. Yeşim, Zeliş'im neredesin? Yeşim. Teyzeciğim, bir çocuk kaçıracaklar diye katil mi olacaklar ya? Dur. Öldürdüler. Tamam sakin ol, sakin ol. Sakin ol, bir öğrenelim, bekle. Adrese mesaj atıyorum. Tamam, sen ekipleri çıkar, adrese buluşalım. Ben de nezaret ediyorum baskını. Tamam, tamam. Ümitciğim, ablacığım ne olursun sen Oylum'un yanından ayrılma, tamam mı? Tamam, merak etme abla, sen gözün arkada kalmasın. Güzide ablacığım, ben ne yapabilirim? Sen burada kal Yeşim, yani hepimiz dağılmayalım. Haber falan gelir, beni ararsın, tamam mı? Tamam. Çekil. Ne oluyor? Yüreğinizi ferah tutun. İlla ki bulacağız sorununuzu. Teşekkür ederim, inşallah. Bence kadın çocuğu başka bir eve götürmüştür. Orada tutmaz. Bildiğimiz bütün adresleri verdik Taner'e. Bir yerden başlayacağız Güzide. Geç lütfen. Tamam. Ben de geliyorum. İlknur Hanım. Benim de kızım kayıp. Yüreğim yanıyor. Kızım nerede bilmiyorum yani. Geçin. Teslim cihazınız. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Kaskımızı mutlaka takalım. Bu da teslim edeceğiniz kargonuz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ya teyze! Ne yapıyorsun teyze? Gel Kahraman gel. Bak ne güzel pijamalar aldım oğluma. Bunları giyse ne güzel yakışacak. Ayağa kalksa da kendi giyse, üzerinde görsek. Hı? Oğlum ayağa kalkacak değil mi? Ha Kahraman. Kalkacak değil mi oğlum? Teyze, yapma. Tamam, haklısın. Artık ağlamayacağım, üzülmeyeceğim. Acımı Behram'a hissettirmeyeceğim. Çok haklısın. Onu demiyorum teyze. Bebeği kaçırdığını biliyorum. Yapma şunu ya. Hocam, polisler geldi. İyi, gelsinler. Bu ne korku? Bizim vermeyeceğimiz bir hesabımız var mı? Kalk. Oo, Güzide Hanım, hoş geldiniz. Beni mi özlediniz yine? Torunumu almaya geldim. Alıp gideceğim. Ne torunu? Mualla Hanım. Bakın benim sabrımı sınamayın. O çocuğun annesine ihtiyacı var. Oyun oynamayın artık bizimle. Torun bizde değil. Ne torunu? Asıl sen benim torunumu ver. Ama veremezsin. Çoktan Amerika'ya gönderdin değil mi? Ne Amerika'sı? Allah aşkına saçma sapan konuşmayın. Nesi saçma? Kızın hamileyken Amerika'ya kaçırmaya kalkışmadın mı? Eğer son anda Behram yetişmeseydi, yakalamasaydı şu anda torun morun yoktu. Hanımefendi bakın, biz bu hadiseyi büyütmek niyetinde değiliz. Bebeği güzellikle verin lütfen. Bebek bizde değil ki Savcı Bey. Sizi de kandırmışlar belli ki. Asıl bebek bunlarda. Torunumun hasretini çeken biziz, değil mi? Nerede benim kızım? Ha? Ne yaptınız benim kızıma? Bu kim be? Bakın, sen kimsin? Eğer kılına zarar geldiyse parçalarım size. İlknur Hanım. Öldürdüler benim kızımı. Telefonu evde, kendisi yok. Nerede benim kızım ya? Öldürdünüz değil mi kızımı? Tabii tanıklık etti değil mi? Kaçırdınız ondan. İlknur Hanım Allah aşkına susun. Bırakın şimdi bunu. Beyefendi. Beyefendi teyzenize söyleyin. Bebeği güzellikle versin. Yoksa hukuki işlem başlatmak zorunda kalacağız. Başlatın. Ne gerekiyorsa başlatın. Bizim kimseden korkumuz yok. Buyurun başlatın. Evet, başlayın o zaman. Hadi arkadaşlar. Mustafa gel. Başlayın. Haberimiz arkaya bakıyoruz. Ben sonunda o bebeği alacağım sizden. Ne kadar güveniyorsun kendine. Çok. Abi, bir şey içer misin? Yok be Zeynep. Bir şey içecek halimiz mi var? Annem nerede? Bebeği almaya gittiler. Ne? Muallaya mı gitti? Verecek mi oğlumu? Konuştu mu? Daha kesin bir şey yok. Hemen telaş yapma, tamam. Dayı. Bence Güzide abla bebeği almadan gelmeyecek. Merak etme. Dayı bana niye söylemiyorsun ya? Ben de gideyim, oğlumu göreyim, konuşayım işte. Dayıcığım bak savcı, polis hepsi gitti. Bak senin dinlenmen lazım. Tamam mı? Güç toplaman lazım dayıcığım. Siz anlamıyorsunuz. Ya şu saate kadar 3 kez emmiş olması gerekiyordu. Acıktı, acıktı oğlum. Aç şu an. Tamam, bana ihtiyacı var ya. Tamam. Ya biraz sabır dayıcığım. Biraz sabır. Seni çok iyi anlıyorum Oylum ya. İçin nasıl alev alev yanıyor çok iyi biliyorum. Seni en iyi ben anlarım. Bir sus be kadın ya. Bu da yangına körükle gidiyor. Kahraman Bey, gerçekten vicdanlı biriyseniz o çocuğu annesine teslim edersiniz. Lütfen. Ev temiz sayın savcım. Kayıp bebeğe dair hiçbir iz bulunamadı. Tahmin ettiğimiz gibi savcı bey. Zaten bebeği burada tutacaklarına ihtimal vermiyorduk hiç. Cebal Bey, konuştuğumuz gibi. Hemen harekete geçin. Hemen. Buyurun, buyurun. Nerede bebek? Teyze, bebeğin ağlamasını duydum. Nerede bebek? Yüzü de yumuşamış. Şu gün şu saatte istemeye gelsinler demişim. Çok sevindim. Allah var. Oylumu bağrıma basasım yoktu ama oğlum istedi. Oğlum istediyse bitti. Cümbür cemaat toplaştık. Suriri amcan, Sultan yengen, Nazan ben, Behram'ım. Elimizde çiçekler, çikolatalar, altınlar. Nişan, düğün tarihlerini konuşacağız. Daha Allah'ın emri, peygamberin kavli demeden bu kadın benim size verecek kızım yok dedi. Allah Allah. Nasıl ya? Dehledi bizi işte. Bu kadın öyle kibirli bir kadın. Bizi ayağına kadar getirtti. Ondan sonra da alay eder gibi kapı dışarı attı. E niye gelsinler demiş o zaman? Deli mi ya bu kadın? Oylum bilmiyor muydu kovulacağınızı? Yok. O da şok oldu. Ah, Behram'ı görseydi. Behram'ı mahvoldu, mahvoldu. Anlatmadım mı sana bunları? Annesi evlenmemizi istemiyor dedi de bunları anlatmadı. Çok ağırına gitmiş. Anlatmaya utanmış demek. Bu Amerika hikayesi ne peki? O da anasının işi. Oylum hamileyken Amerika'ya kaçıracaktı. Behram bir şeylerden şüphelenmiş. Tam uçağa bineceklerken yakaladı. Yakalayıp getirmeseydi torun var yok. Elimiz boş. Kahraman. Ben vicdansız, zalim. Acı çektirmekten hoşlanan, zevk alan bir kadın değilim. Sen beni tanıyorsun. Ben de biliyorum bir bebeği annesinden ayırmanın ne demek olduğunu. Ama bunlar benim torunumu Amerika'ya kaçıracaklar. Dünyanın ta öbür ucuna götürecekler. Asıl ben hasret kalacağım torunuma. Sen de duydun. Er ya da geç torunumu alacağım dedi kadın. Kendi kulaklarımla duydum. Ben evladımı toprağa verdim. Öbürünün de durumu belli. Bir tek torunum var. Onu da onlara mı bırakayım? Teyze, bak haklısın ama Oylum da bir anne. Evladına kavuşmasın mı? Ha? Oylum evine gelsin otursun. Oylum'un evi değil mi burası? Oylum Behram'ın karısı. Hı? Behram daha mezara gitmedi. Gelsin evine otursun, bebeğini büyütsün. Ona bu eve gelme diyen mi var? Eyvah. Buraya özen değil mi? Benim şimşek teslim atma. Sizin telefonunuza bir kod gelmiş olması lazım. Hı hı. Kodu bakıyorum. Olabilir mi? 8767. Aa, hayır. Hiç kolay gerek gelsin. Yok. Hiç. Bunlar Diyarbakır'ın çok iyi bilinen ailelerinden Haldun. Dicleliler biliyorsundur. Konakları var. Başka? Çok evleri var. Bebek kadının torunu. Ya iyi ortamlarda baktırırlar diyorsun o zaman. Tamam Haldun. Önce oralara bakalım. Tamam. Ağlama artık. Ağlama ne olursun. Yemin ediyorum bulacağız. Söz veriyorum. Hadi. Kalk bir yüzünü yıkayalım. Hadi anneciğim. Gel içeri girelim. Gel. Gel bir yüzünü yıkayalım hadi kızım. Gel anneciğim. Görüyorsun değil mi? Varsa yoksa kendi kızları. Benim kızım kaybolmuş, benim ciğerim yanıyor. Kimsenin umurunda değil. Teyze, sana bir şey söyleyeceğim ama... Zeliş bu işin içinde olabilir. Ne? Yani olur. Kadın Karun gibi zengin. Doların kokusunu aldıysa eğer. Bana bak, Güzide senin yüzüne gülüyor diye güvenme. 3 gün sonra bebeği senin getirdiğin umçaklar kapının önüne koyacaklar ona göre. Sakın Zeliş'i satmaya kalkma. Eğer Zeliş bu işin içinde değilse ben de Yeşim değilim. Taner'cim sana çok zahmet ettik. Ne demek abi? Çok sağ ol. Sen neredesin oğlum sen ya? Canı kaçırdılar gene. Dicleliler aldı gitti bebeği. Nasıl ya? Arasaydın ya beni. Aradım. Bakıyor musun sen telefonuna? Sihat saydın. Oli. Canım. Şşş, tamam. Tamam ağlama tamam. Tamam canım tamam üzülme tamam. Alacağız canı geri. Üzülme. Neredeymiş peki çocuk? Diyarbakır'a mı götürmüş? Söyletemedim ki Nazo. Ağlaya ağlaya Behram'ın ayaklarını öpüyor. Yani insan da o halde görünce ne bileyim bir şey diyemiyor. İnsanın içi parçalanıyor ya. Benim de içim parçalanıyor. Torunundan başka kimsesi kalmadı teyzemin. Behram'ın durumu ortada ama Oylum bebeğin annesi. Peki Nazan abla sana bir şey soracağım. Hı. Gerçekten Oylumlar bebeği Amerika'ya götürebilirler mi sence? Yani yoksa bu teyzemin bahanesi mi? Bilmiyorum Kahraman, gerçekten bilmiyorum. Behram yüzünden Güzide ile aramız kötü oldu ama Güzide ne olursa olsun benim canım, ciğerim, biriciğim. Ayrıca o dünyanın en iyi insanı. Ama ne bileyim biraz da dediğim dedik yani. Yani aslında teyzem bir orta yol bulabilirdi. Biraz anlaşmaya çalışsaydı olabilirdi ama... Götürebilirler yani. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Yok işte yok. Zeynepler aramış, telefonu salonda çalmış ama kendisi yok. Siz her yere baktınız ama değil mi? Baktık tabii. Polise haber verdiniz mi? Haber verdik. Savcı ortalığı ayağa kaldırdı. Ne ayağa kaldırdı? Hiçbir şey yaptığı yok adamın kızım için. Varsa yoksa bebek. Aa, teyze insafın kurusun. Adam senin önünde aradı, emniyeti ayağa kaldırdı. Şahsen talimat verdi. Sen hiç mi aramadın karını bütün gün? İnsan bir arayıp merak edip sormaz mı? Arasaydın öğrenirdin evde olmadığını. Ben işe başladım bugün. Öyle bir fırsatım olmadı. Ayrıca ne bu şimdi ya? Ben miyim suçlu? Tamam Ozan, tamam. İdare et. Zeliş'i merak ediyor. Ya ben, Zeliş benim karım. Farkındasınız değil mi? Ben de karım merak ediyorum herhalde. Tamam, tamam. Ben geldim. Kolay gelsin Numan amcacığım. Hoş geldin İpek. Hoş buldum. Ay, çok acıktım ben. Babam yok mu daha? Birazdan gelir. Sen çok acıktıysan otur. Olmaz öyle şey. Arayayım babamı, beraber oturalım sofraya. Oğlum Diyarbakır'a götürmez o kadın. Hayır, hayır. Konağa falan götürmez. Olur mu? Olur abi. Hayır, yani oraya baskın yapılacağını bilir o. Götürmez. İpek, kızım. Babacığım, ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Sofraya oturacaktık da seni bekliyoruz. Beni beklemeyin kızım. Sen yemeğini ye. Babaannesi torununu kaçırmış yine Güzide'nin. Onunla uğraşıyoruz. Ne? Anladım. Anladım baba, tamam. Yok, sorun değil. Sen bak oradaki durumlara. Haberleşiriz. Geliyor muymuş? Yolda mıymış? Yok Numan amca, gelmiyor. Siz yiyin dedi. Otur o zaman. Ben dışarıda yiyeceğim Numan amca, olur mu? Alo, ne haber canım? Gece yemeği dışarıda mı yesek? Ne dersin? Selamlar. Biz 4 kişiyiz. Bana lütfen böyle en güzel masanızı verin. Rezervasyonunuz var mıydı? Hayır, yok. O zaman üzgünüm, müsait masamız yok şu anda. Siz beni tanımadınız herhalde. Serra ben. Tolga Kaşifoğlu'nun baldızıyım. Üzgünüm. Üzgünsün. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Sen güzel bir masa ayarla bize. Üzülme, olur mu? İpek, burada mı yiyeceğiz? Evet hayat. Ya burası çok pahalıdır. Hem benim param yetmez buraya. Aşk olsun. Azra sana para soran mı oldu? Sen benim misafir misin bu gece? Rezervasyonsuz almazlar zaten buraya. Ay lütfen bunları dert etme artık benim yanımda kendine. Halledeceğim ben. Hadi gel. İpek. Ha, sen diyorsun ki Tolga'yı arayla burada bir rezillik çıkar. Öyle mi? Tamam. Tamam peki. Tolga'yı arayayım o zaman ben. Tolga açmadım. Toplantıda herhalde. Ama dilersen Oltan amcayı arayayım ben. Zahmet etmeyin. Oltan Bey'in numarası bizde var. Öyle mi? Siz arayın o zaman. Emin misiniz? Hadi ara, yoksa ben arayacağım. Ara. Ara, ara. Sorun yok. Beyza, benim bugün rezervasyonum vardı, unuttun mu yoksa? Oltan amcacığım, iyi akşamlar. Serra ben. Serra? Oltan amcacığım, biz böyle kız arkadaşlarımla bir akşam yemeği yiyelim dedik ama kapıdaki kızcağıza ben bir türlü akraba olduğumuza inandıramadım. Yani Tolga Kaşifoğlu'nun baldızıyım diyorum ama bir türlü bana inanmıyor. Oltan Bey, biz müsait masamız olmuyor. Oltan amcacığım. Sen gelsen de gelmesen de bu restoranda hani sana özel bir masa var ya, sürekli boş tutuyorlar. Acaba biz o masaya geçsek olur mu? Tamam Beyza. Benim masamı verebilirsin. Çok 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 öpüyorum seni Oltan amcacığım. İyi akşamlar. Oltan Bey masasını alıyoruz. Yok. Öyle demeyeceksin. Diyeceksin ki güler bir yüzle Serra Hanım ve arkadaşlarını Oltan Bey'in masasına alalım lütfen. Tamam mı? Hadi kızlar gidelim. Kolay gelsin. Merhabalar. Yani az önce yaşadığınız görgüsüzlük karşısında gerçekten şok olduk. Sabrınıza da hayran kaldık. Maalesef bazen oluyor böyle şeyler. Yalnız küçük bir ayrıntı. Bizim de rezervasyonumuz yok. Sorun değil. Rica etsem şu giden görgüsüz hanımefendilerin yanında bir masa ayarlar mısınız? Bütün gece görüş açımda olmalarını isterim. Tabii. Buyurun, arkadaşım yolu gösterecek. Buyurun. Canım. Bu kız delirtecek beni ya. Bir gün elimde kalacak. Masanızı verdirmeseydiniz keşke Oltan Bey. Yani buna niye olur dediniz ki? Nasıl olmaz diyeyim Hamza? Hı? Nasıl olmaz diyeyim? Kız çirkef, olay çıkarır. O restoranda benim bir itibarım var. Ayrıca bu kız benim oğlumun baldızı. Şimdi bu büyük ihtimal hesabı da size kastıracak. Ben hemen Beyza Hanım'ı arayıp uyarayım mı? Kastırmasa ne olur Hamza? Hı? Ne olur? Kendi parasıyla mı ödeyecek? Ha. Tolga'nın parasıyla ödeyecek. Oltan Bey çorbanın soğudu. Kaldır şunu Allah aşkına. Sabun bozduk gerizekalı. İşin içinde Dicleliler olmasa Selin'le Tolga'nın evliliğini kesinlikle engellerdim. Bu Serra sülüğü de hayatımızda olmazdı. Ama benim saf romantik aşık oğlum aşiret reisinin sevdiği kızın peşinden gidip kendini vurdurmasın diye göz yumdum. İyi de Tolga ben Oylum defterini kapattım demişti Oltan Bey. O defter kapanmaz Hamza. Tolga 8 yaşından beri aşık Oylum'a. Kapanır mı sence? Şimdi bu Behram da devreden çıktı. Asıl korkum o. Tolga Selin'den ayrılırsa Oylum'la evleneceğim diye tutturacak. Aşiret veliahtının annesine tamam git sevgilinle evlen der mi zannediyorsun? Hiç mümkün değil. Kan çıkar Oltan Bey. Kan çıkar. Onun için Tolga'nın Selin'le evli kalması lazım. Oylum'dan vazgeçmesi şart. Oltan Bey'in masası bu işte kızlar. Nasıl? Beğendiniz mi? Çok. Süper ötesi. İşte zenginlik böyle bir şey. Alışacağız artık. Artık hep geleceğiz zaten. Ne şükür attı. Kızlar şurası çok güzel. Ha. Serra. Sen hangi cesaretle benim telefonumu kapatıyorsun ha? Yarım saat içinde Diber Otel'de olacaksın. Kızlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hepimiz telefonları kapatıyoruz. Bu güzel mekanın güzel yemeklerinin keyfini çıkarıyoruz, tamam mı? Asla kapatmam vallahi ben. Ya daha selfie çekeceğiz. Vallahi ben hiç uğraşamayacağım. Kapatıyorum. Hatta kapattım. Kızın kim olduğunu anladın mı? Tolga Kaşifoğlu'nun baldızı değil mi? Oylum'un eski sevgilisini. Aynen öyle. Kızdan gözümüzü ayırmıyor. yaptım ya. Ya yeteneksiz ya. Bozuyorsun, bozuyorsun. Ozan. Burada. Ya. Tamam dur. Hayır karışma. Hayır. Karışma. Ya. Dur. Gel. Da babamdan sana hediyesi. Evet. Tarık sen de mi bir şey aldın? Tabii ki hayatım. Aşkım. Bak bakalım beğenecek misin? Ay. Aşkım. Güle güle kal. Aşkım. Aşkım. Aşkım benim. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Otuz yıl. 30 yıl aynı yastığa baş koyduk. Bitti mi yani şimdi? Niye bana bir şans daha vermedin? Heh. Niye her şeyi düzeltmeme izin vermedin? Niye? 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 Anne canım istemiyor ne olur. Oylum çok rica ediyorum anneciğim bir kaşık hiç olmazsa. Anne ne olur sonra tamam. Yapma ne olursun bak şimdi bir haber gelir. Alelacele çıkmamız gerekir. Enerji lazım yavrum. Tamam tamam sonra içeceğim. Anne. Hı. Bugün şey vardı ya boşanma davası. Hı. Ne oldu? Tamam işte bitti. Bitti mi? Bitti. Yani herhangi bir sorun çıkartmadın değil mi baba? Yok çıkarmadım. Herhalde o da artık yapacak bir şey kalmadı diye düşündüm. Nasıl hissediyorsun? Nasıl hissediyorum? Bilmiyorum tuhaf. 30 yıl. Uzun süre. 5 yılı aldatılarak geçmiş. Ya da daha fazla bilmiyoruz. Ama içimde bir boşluk var. O kadar. Güzel şeyleri düşünmeye çalışıyorum. Güzel günleri. Mesela Ozan oldu, sen oldun, ben olmadım, sen oldun. Seni kucağıma aldım, seni emzirdim, seninle uyudum, seninle uyandım. Seninle güldüm, seninle oynadım. Sen oldun, benim oldun. Anne. Meleğim. Sen benim kızımsın. Meleğim benim, benim kızımsın. Benim kızımsın. Zeliş neredesin? Yeşim nerede bu kız? Ya Sezai abi. Yalnız Zeliş de bana bu işin içinde gibi geliyor. Sen ne diyorsun? Günahını almak istemem tabii. Ama büyük ihtimalle. Yani kesin değil. Yeşim. Nerede bu kız Yeşim? Yeşim nerede bu kız? Niye hiç aramıyor? Nerede bu kız? Ya siz niye oturuyorsunuz orada? Ya bir şeyler yapsanıza, kızımı bulsanıza. Teyze sakin ol lütfen, otur şöyle gel. Niye sakin oluyorum ben? Niye oturuyorum? Kızımı merak etmeyeyim mi? Et teyze ya, sana etme mi diyoruz? Et! Allah Allah! Ne biçim kocasın sen? Zeliş senin karın. İnsan karısını merak etmez mi? Ya ne yapabilirim ya, ne yapabilirim? Polis miyim ben, savcı mıyım? Eşim kayıp, başına bir şey gelmesinden korkuyorum diye dilekçe de verdim. Daha ne yapayım? Yazıklar olsun. Ne yazıklar olsun ya? Söyleyin, ne yapayım? Ya Ozan. Ya sokak sokak gezip Zeliş nerede diye bağırayım mı ben? Tamam Ozancığım. Ya kaç kere aradım polisi var mı bir haber diye? Yok. Tamam çocuğum, tamam. Sakin ol. Hadi geç şurada biraz otur, hadi. Allah Allah. Sakinleş, hadi. Kesin Zeliş'in parmağı var. Kesin. Kesin. Abi. Saçmalama Zeynep. Burada çocuklarım oturuyor. Ya torunlarımı göremeyecek miyim Tarık? Ben? Tarık senin ne işin var burada? Bu adam gene mi burada? Bana bak. Sarhoş musun sen? Hayır sarhoş. Ya ben senin için gelmedim. Ben torunumu özledim. Torunu yok, kayıp. Ne demek kayıp? Bayağı kayıp, Mualla adamlarıyla birlikte gelip götürmüş çocuğu. Ne demek ya Mualla? Ya bayağı yok işte. Peki benim niye haberim yok? Sence niye yok? Bunu ikimiz de biliyoruz değil mi? Ben bir İstanbul'u ayağa kaldırayım da Ömer'i arayacağım, Ömer'i. Saçmalama, kapat şu telefonu. Konuşma. Herkes canı arıyor ya. Ya saçma, ya kapat şu telefonu. Ne saçmalıyorsun ya? Tarık, gider misin? Rica ediyorum, gider misin evine? Hadi. Güzide abla hala bir haber yok. Yeşim? Murat. Ne işi var bunun burada? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim ben? Sana ne? Ya delirdin mi Güzide? Ya bu bizim yuvamızı yıkan kadın. Allah aşkına. Ozan, oğlum sen bu evin erkeği değil misin? Bu kadının ne işi var burada? Baba ya bir sus Allah aşkına, bir dur ya. Ya tamam torunumuzu aldı getirdi diye bunun ne işi var burada? Ya sana yaptıklarını unuttun mu oğlum? Bana bak! Doğru düzgün konuş! O benim müvekkilim. Ne? Öyküyü senden alacağım. Asla! Asla! Alacağım! Görürsün. Bana karşı ikiniz birlik mi oldunuz siz? Evet. Güzide Hanım, ben artık dayanamayacağım, karakola gideyim. Bunun ne işi var burada? Tarık sana ne? Ya Güzide, gerçekten delirdin sen. Ya bu hırsızın, uğursuzun teki senin tablolarını çalan kadın. Bana bak, doğru konuş. Konuşmazsam ne olacak be? Sen gül üstüne, gül. Terbiyesiz kadının üstüne. Sen gül gibi kadının üstüne gül koklayan değil misin? Gencecik kıza sahte nikah kıymadın mı? Kaç zampara. Yeter be! Bırakın ya, bırakın. Kaç zampara. Terbiyesiz çirkep. Murat. Bana bak, çıkar mısın şu evden? Çık git, çabuk! Sakin ol. İçim şişti bu haberlerden ya. Bu Oylum Yeni Ersoy da var. Şu manşetlerden bir düşmedi. Sen bunun farkında mısın Serra? Yeni Ersoy değil canım artık o. Dicle. Canım kocası Kuma'da yakında o da ölür. Tekrardan Yeni Ersoy olur. Vallahi hiç zannetmiyorum. Bu söylediğin çok zor bence. Çünkü çocuğu var. Yani Behram ölse bile Dicleliler onu rahat bırakmazlar artık. Pardon da Oylum Dicle ne alaka şimdi? Canım sen çok geride kaldın herhalde. Tolga Oylum'un eski sevgilisi. Ne? Ya ama hala aklı Tolga'da. Selin de illa huzurunu kaçıracak ya. Kafaya koydu kız yani manyak. Anlamadım. Dicleli ile evlendiyse niye hala Tolga'yı darlıyor? Yani hazmedemiyor çünkü hayatım. Zaten uzun zamandır Tolga'nın Selin'e aşık olduğu çıktı ortaya. O da hazmedemedi. Karıştırıyor yani ortalığı. Manyak ya. Manyak annesi gibi o da manyak. Onun annesi hakimlikten atılmıştı değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Hiç yanlış hatırlamıyorsun canım. Bayağı rüşvet aldı diye çatır çatır attılar kadına hakimlikten. Oha! Gerçekten mi? Kızım sen saf mısın ya? Hiç gazete falan okumuyor musun? Yalnız bu Güzide var ya, çok feci bir kadındır. Ben bu Güzide'yi Oylum'la Selin'in böyle yakın arkadaş olduğu dönemlerden tanıyorum. Burnu bir karış havadadır, herkesi küçümser falan. Hiç haz etmem yani, hiç sevmem. Ben bir makyajımı falan tazeleyeceğim. Gelmek isteyen var mı? Yok aşkım, sen git. Tamam, gidiyorum ben o zaman. Kız, Tarık Bey yemek de çeksene şöyle. Bana ver, bana. Bekle. Dur şuradan çekeyim. Ay bak buradaki ışıkta var. Ay evet, burada. Bitmiş mi? Evet, bitmiş galiba. Yani çoktan yenilemeleri gerekiyor aslında. Burası bile böyleyse. Haklısınız. Bundan vereyim isterseniz. Buyurun. Aa, nereden buldunuz siz bunu? Yani ben bayağıdır Türkiye'de arıyorum çünkü ama hiç bulamadım açıkçası. Kanada'dan getirmiştim. Öyle mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Kanada'da mı yaşıyorsunuz? Gelip gidiyorum diyelim. Kusura bakmazsanız size bir şey soracağım. Tabii, buyurun. Masada istemeden konuşmalarınıza kulak misafiri oldum da. Sanıyorum siz de Güzide Yeni Ersoy'dan biraz dertlisiniz. Pardon, Güzide Özgüder. Siz nereden tanıyorsunuz Güzide'yi? Aslına bakacak olursanız şahsen hiç tanışmadım kendisiyle. Ama annemin ölümüne sebep oldu. Ne diyorsunuz? Ablacığım. Canım. Sana bir şey sorabilir miyim? Yeşim benim müvekkilim dedim. Onu mu soracaksın? Yeşim ben bir zamanlar sana çok kızgındım. Beni çok üzdün. O yüzden çok kızgındım. Ama ben kendime de kızgındım. Yani nasıl olur da 30 yıl bu adamı hiç tanımamış olurum diye kendime çok kızdım. Ama en başından beri senin mağdur olduğunu farkındayım. Hele şimdi evladından da uzaksın. İçim çok yanıyor. Bana ulaşsın diye ona telefon aldım. Aramıyor. başlamış. Açamadım. Ne yapalım biliyor musun? Sen yarın hemen bana bir vekalet ver. Tarık'tan Öykü'yü alalım artık. Halledeceğiz, merak etme. Halledeceğiz. Güzide benim de babamın müsebbibi. Ben de en az İpek kadar doluyum Güzide'ye. Nasıl yani babamın sebebi derken? Batırdı bizi. Benim babam henüz 47 yaşındayken o kadın yüzünden vefat etti. Azra'cığım bu söyleyeceğimi yanlış anlama lütfen ama o konuda biraz dayının da hatası var bana kalırsa. Dayımın aklına kim girdi peki İpek? Ya benim dayım öyle bir adam değildi ki, pamuk gibi bir adamdı. Ben çok severdim dayımı. Ankara'da şirketimiz vardı. 2001 krizinde darboğaza girdik. Bir sürü alacak verecek davası çıktı. Avukatımız dayımdı. Alacaklılar babama öyle bir borç çıkardılar ki... Kızlar, öyle böyle değil. İnanılmaz bir rakam. Yani borca itiraz süresi var tabii ki ama... bu süreyi kaçırınca direkt kabul etmiş oluyorsun maalesef. Dayım nasılsa itiraz edecek diye babam rahattı tabii. İtiraz etmedi mi? Etmedi. Hacizler başladı. Önce şirket gitti. Sonra ev, araba. Bütün eşyalarımız gitti. Babam kalp krizi geçirdi. Kaybettik. Azra 8 yaşındaymış biliyor musun? Güzide yüzünden babasını kaybettiğinde 8 yaşındaymış. Sonra annem dayıma soruyor niye itiraz etmedin diye. Dayım da diyor ki, Güzide bana dedi ki, sen onların akrabasısın. Bu davayla ilgilenmen hoş karşılanmaz. Benim çok güvendiğim bir avukat arkadaşım var. Bu davayla o ilgilensin dedi diyor. Ne? Ya. Sonra annem bir bakıyor ki babamın bu yeni avukatı hiç tanımadığımız biri. Yani birçok davaya da girmemiş zaten. Geçiştirmiş. Güzide böyle bir insan işte. Kızlar, bakıyorum biraz yavaş gidiyorsunuz. Birer tane daha içmez miyiz? Hadi senize. İçeriz, içeriz. Yine Güzide nefretim tavan yaptı. Şu kadına da ailesine de bir şey yapamıyorum ya. İçim soğumuyor bir türlü İpek. Azra. Sen gazeteci değil misin? Gazeteciyim. Tam zamanlı değil ama. Ama sonuçta bir haber sitesine haber yapıyorsun değil mi? Ara sıra. Evet. Niye? Ya benim hiç aklım almadı bu işi. Yani çocuğu kaçırdılar. Yani tamam. Zeliş'e niye bir şey yapsınlar? Ne demek istiyorsun yani dayı? Hı? Zeliş işin içinde mi demek istiyorsun? Yok, yok dayıcığım ya. Öyle bir şey demiyorum. Tabii de. Tamam, tamam. Ne demek istiyorsun? Oğlum öyle bir şey ima etmedim tamam. Bir şey yok. Efendim Taner. Tamam. Tamam. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Olmuş. Diyarbakır'daki adreslerden bir şey çıkmamış. Yapma ya. Bu kadın evime bir şey tuttu o zaman Sezai amca. Ne diyorsun? Yani muhtemelen öyle Ozan da... Tuttuğu evi nasıl bulacağız? Abla bu çocuğu yurt dışına kaçırmış falan olmasınlar. Daha çocuğun kimliği bile çıkmadı oğlum. Ayrıca Mualla komadaki oğlunu bırakıp gider mi? Tamam da kadın da Karun gibi zengin abla. Yani kimlik mimik tanır mı? Bence çocuğu İstanbul'da tutuyor. Yine nasıl bulacağız anne? Nasıl bulacağız? Anne. Hı. Zeliş yaptı. Senin kızın Mualla için çalışıyor. Ozan, kardeşini tut. Ozan. Oli. Gidiyorsun sen be. Oli, ne yapıyorsun? Ayıp oluyor ama. Ozan, bak bir... Anne, ya bak bir düşünün. Allah aşkına bir düşünün. Biz evde olsak... Ya sen evde olsan, bir başkası evde olsa canı bırakır mı? Ortalığı ayağa kaldırır ya. Canı bırakır mı? Allah aşkına bir düşünün. Biliyordu. Biliyordu. Senin işe gideceğini biliyordu. Dayımın işe gideceğini biliyordu. Yeşim senin ev bakmaya gideceğini bilmiyor muydu bu kız? Bilmiyor mu Zeliş? Biliyordu işte. Ya Zeynep, bilmiyor mu? Senin pazara gideceğini bilmiyor mu? Sen oradaydın. Biliyordu, haberi vardı. Benim gideceğimi biliyor. Yani evde kimsenin olmayacağını biliyor. Yani Zeliş yaptı işte, biliyor. Bana bak. Acısı var, bağrı yanıyor demem. Para verin seni. Teyze. İğme ederim, duydun mu? Teyze, ne yapıyorsun? Eminim, anlıyor musun? Senin kızın benim oğlumu kaçırttı. Benim kızım hiçbir şey yapmadı. Benim bağrım yanıyor. Benim kızım kaçırılıp bir yerde öldürüldü mü diye. Anne, anne ne olursun bak, ne olur bir düşün. Başka bir ihtimal olamaz. Ne olur bak sen de bir düşün. Onun kızı yaptı, eminim anne. Tamam. İlknur Hanım çok rica ediyorum. Eğer bir şey biliyorsanız lütfen bizimle paylaşın. Bakın söz veriyorum. Şikayet etmeyeceğiz sizi. Ya sizden nasıl insanlarsınız ya? Benim kızım hiçbir şey yapmadı. Siz nasıl vicdansız insanlarsınız? Ne utanmaz insanlarsınız. Asıl sen nasıl bir insansın ya? Sen 3 kuruş para için bu evin eşyalarını spotuyor satmadın mı? O da senin kızın işte. Siz vicdansızsınız. Ne oldu Ümit? Can. Zeliş. 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 Dur canım, dur. İyi misin? İyi misin? Anne, iyi misin anne? Tamam. Zeliş yaptı değil mi? Zeliş işin içindeydi değil mi? Yazıklar olsun size be. Burada meydan. Çok canım yanıyor Nazo. Behram yaşamıyor ki aslında. Buna yaşamak mı denir? Evet öyle maalesef. Nazan abla. Belki bebek burada kalırsa... Behram'ın... toprağa verilmesine teyzem tamam der. Heh. İyi de Kahraman... o Oylum bu evde kalmayı kabul eder mi sence? Kapı çaldı. Başta Zeynep sandım. Hatta şaşırdım. Anahtarı var, niye kendi içeri girmiyor diye. Sonra canı beşiğinde bırakıp kapıya gittim. Kapıyı açmamla kafama silah dayadılar. Bir tanem benim. Kaç kişiydiler peki? 2 kişiydiler. Tipleri nasıldı? Gördünüz mü? Yok. Göremedim. Maskeleri vardı. Nasıl maskeleri vardı kızım? Kar maskesi vardı, siyah. Hani şu sadece gözleri görünen. Evet, sonra? Canı almaya geldikleri aklıma bile gelmedi. Hırsızlık yapmak için geldiler sandım. Bir şey dediler mi sana? Demediler. Emin misiniz? Bebek nerede diye sordular. Peki tipleri nasıldı? Yani boyları, postları nasıl? Tamam, yüzünü görmemişsin de. Yeter ama yani. Kız kendine gelemedi daha, soru üstüne soru. 12 saat bağlı kaldı bu kız. Geçti annem. Geçti bir tane. İfadeyi aldık, işleme koyacağız. Yalnız evde kimyasal madde bulundurulmuş. Ruhsatınız yok herhalde. Ya o şey daha çıkmadı memur bey ama ben evraklarımı hazırladım. Kimya mühendisiyim ben. Laboratuvar açacağım da kendime yer arıyorum. Ama böyle olmaz yani, biliyorsunuz. Biliyoruz memur bey. Halledeceğiz, merak etmeyin. Anlayışınız için de çok teşekkürler. Zahmetler verdik size. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kızımdan bir özür dilersiniz herhalde Oylum Hanım. Tabii siz de Güzide Hanım. Özür dilerim. Bu mu? Diledim işte. Ya Allah aşkına bu nasıl özür dilemek? Hadi özür dilemeyi geçtim. İnsan bir teşekkür eder. Bebeğim için hayatını tehlikeye attın diye teşekkür eder. Teyzeciğim. Onun da bağrı yanıyor. Benim de bağrım yanıyor Yeşim. Benim kızımın başına silah dayadılar. 12 saat bağladılar benim kızımı. İnanamıyorum ya. Telefonunu kapatmış. Vallahi iyi. Selamlar. Oltan amcacığım, iyi akşamlar, nasılsın? Krem brüle o kadar nefisti ki sana da getirmeden edemedim. Sen benimle kafan mı diyorsun lan? Ha? Sana hemen buraya gel demedim mi? Şimdi mi geliyorsun? Serra, seni bitiririm. Seni de, ananı da, babanı da bir dilim ekmeğe muhtaç ederim. Gel dediğim zaman geleceksin. Git dediğim zaman gideceksin. Anladın mı? Anladın mı? saniye. Bak. Oylum'la Tolga buluşuyor. Selin bunları görse ne olur biliyor musun Oltan amca? Yani Selin çok gururlu bir kızdır. Hemen terk eder Tolga'yı. Tolga koşa koşa Oylum'a gider muhtemelen. Ben buraya gelirken şey düşündüm. Acaba dedim bu fotoğrafları Behram'ın annesi görse ne olur? Oylum'a dersini verir büyük ihtimalle. Hocan yoğun bakımdayken sen eski kırığınla mı buluşuyorsun diye. Ama Tolga'ya da verebilir. Yani ben bir karar veremedim. Arada kaldım biraz. Sana da iyi geceler Hamzacığım. Çocuğun bana yaptığına bak. Bu kızı çok hafife almışım ben Hamza. Çok. Öyküm, canım kızım, dün gece aradın. Ama ben hiç uygun değildim. Açamadım. Yine ara, dikkatli ol ama olur mu? Babam telefonu fark etmesin. Öykü. Anne. Annem. Canım kızım benim, çok özledim seni. Çok kalabalıkta açamadım telefonunu. Önemli değil. Açamazsan mesaj yaz, ararım. Tamam kızım. Sen neden böyle fısıltıyla konuşuyorsun? Ders mi başladı? Okula daha gitmedim. Evdeyim. Evde misin? Kızım ya baban duyarsa alır telefonu elinden. Öykü. Çıkıyorum şimdi. Anne, babam kapıda. Tamam, şişt. Sessiz ol. Sessiz ol. Şimdi beni çok iyi dinle. Tamam mı? Öykü, hadi okula geç kalacaksın bir tanem. Ellerimi yıkıyordum baba. Güzel kızım benim. Niye kilitliyorsun? Ben sana kilitleme demedim mi? Ya başına bir şey gelse içeride, ben nasıl açacağım kapıyı sonra? Hı? Tamam mı? Kilitleme bir tanem. Tamam. Hadi geç kaldık, hadi. Zeynep. Zeynep çıkacağım ben de, telefonum yok. Ya Hakim Hanım beklesin, beraber gidelim dedi oğlum. Yok ben bekleyemem, ha burada. Ben gideceğim. O zaman bekle 5 dakika, ben hemen hazırlanayım, beraber gidelim. Zeynep ya senin işin var Allah aşkına, bak vallahi dayanamıyorum. Gideyim ben, haber veririm. Ben geleyim seninle. Yani senin için bir sakıncası yoksa. Biri arıyor. Yeşim can için olabilir mi? Aç. Dur. Alo. Hoparlör al. Alo, merhabalar. Ben Oylum Dicleli ile görüşmek istiyordum. Benim. Siz kimsiniz? Oylum Hanım merhabalar. Belma Oruç ben. Gazete Evren sitesinden arıyorum. Nereden? Gazete Evren sitesinden Belma Oruç ben. Biz internet üzerinden yayın yapan bir haber... Bir saniye. Gazeteci misiniz siz? Evet. Oylum Hanım sizinle bir görüşme yapmak istiyorum. Yok, teşekkür ederim. Hemen hayır demeyin ama bakın bu söyleşi... Hanımefendi hayır. İyi günler. Deliye bak, dinlemedi bile. Bir daha arasana. Bir gazetecimiz eksikti ya. Aldılar tabii, haberim olsun. Ama yüzsüzlük bu. İstemiyorum dedim. Rahatsız etmeyin. İyi günler. Terbiyesize bak ya. Bir daha rahatsız etmeyin diyor bir de. Ver şunu. Ver, engelleyelim. Bir daha arayacağım. Yok uğraşma boşuna. Engellemiştir çoktan. Engellemiş. Üf. Ne yapacağız? Hanımefendi, benim oğlumun babası şu an komada. Annesi benim, Oylum. Yani imkanı yok, çıkarılamaz. Çıkarılmış. Berhan Dicleli'nin kimliği ayın 9'unda saat 14.20'de... Tamam, anladım ben. Benim oğlumun adı Can. Yani Can Dicleli. Soy isim benzerliği olmuş. Bir tekrar kontrol edin. Anne adı Oylum, baba adı Behram. Doğum yeri İstanbul, doğum tarihi 15 Haziran. Doğru değil mi? Doğru. Berhan Dicleli olarak çıkarılmış. Hanımefendi, ben annesiyim bu çocuğun. Can benim oğlumun adı, Berhan falan değil. Ya Can diyoruz, Can. Berhan ne ayrıca ya? Biz Berhan ismini istemiyoruz. Lütfen siler misiniz? Can yazar mısınız? Lütfen. Mahkemeye başvuracaksınız o halde. Ne mahkemesi? Asliye hukukta dava açmanız lazım. Kim çıkartmış? Oğlumun kimliğini kim çıkartmış? Vekaletle çıkarılmış. Tamam, vekaleti kim vermiş hanımefendi? Kim? Yani bir isim yok mu orada? Ne yazıyor? Kahraman mı yazıyor? Kim yazıyor? Ruh hastası! Tamam. Tuana. Teşekkür. Efendim Oylumcuğum? Anne Can'a kimlik çıkartmış, adını değiştirmiş. Kim kimliğini çıkartmış? Ben çıkardım. Oylum sonra konuşuruz, tamam mı? Kapatıyorum. Avukatıma vekalet verdim, çıkardık. Lazım mı? Fotokopisini al istersen. Hı? Zeki kadınsın tabii. Doğru tahmin ettin Güzide Hanım. Bebek tabii ki bizde. Babasının evinde, Diclelilerde. Şimdilik. İlelebet. Bu hep üste çıkma huyunuz. Çocuğu sizden alacağım. Nasıl yapacaksın Güzide Hanım? Ne yapacaksın? Gene polislerle kapıya mı dayanacaksın? Tamam, gel. Köşe kapmaca oynarız. Sen her geldiğinde bizi yeni yere geçmiş bulursun. Bizde mülk çok. Hem burada hem Diyarbakır'da mülk çok. Size ne ikram edeyim? Az şekerli bir kahve rica etsem. Zahmet olmaz. Hayır. Siz? Bir şey istemem. Sen de hiç vicdan yok mu diye başlama lütfen. Bence sen önce kendi vicdanını bir yokla. Oylum hamileyken Amerika'ya kaçıracaktın. Oğlum Behram'ı evladından mahrum bırakacaktın. Aynı şey değil ki. Değil mi? Niye değil? Senin kızın anada, benim oğlum baba değil mi? Bak, Behram'ın komada. Kızın bir gün bile başında durmadı. Yarım saat elini tutmadı. Yaptı mı? Yapmadı. Hemen kaçtı gitti. Mualla Hanım, sizi sağduyulu düşünmeye davet ediyorum. Benim kızım büyük bir kaza geçirdi. Ölümden döndü. Erken doğum yaptı. El insaf. İyileşti ama. Çok şükür. Senin kızın sapasağlam ayakta Güzide Hanım. Benim oğlum makinalara bağlı yatıyor. Elektrik bir kesilse yok. Gitti Behram. Sizin niyetiniz çocuğu bizden almak, Behram'la tüm bağları koparmak, biliyorum. Biliyorum. Ama o çocuk bir Dicleli. Dicleli soyadını taşıyan tek erkek Dicleli. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Bizi tanımıyorsunuz. Var. Niyetiniz var. Biliyorum. Niyetiniz var. Böyle süslü püslü lafların arkasına saklanmaya gerek yok. Allah korusun, Behram'ın toprağa girdiği andan itibaren torunumun yüzünü görmem. Göstermezsiniz. Mualla Hanım, o kız onun annesi, hakları var. Hukuku hiçe sayıyorsunuz. Yo, hiçe saymıyorum. Oylum Behram'ın karısı değil mi Güzide Hanım? Çocuk babasının yanında, babasının evinde. Annesinin de olması gereken yerde. Yani çocuk doğru yerde. Yanlış yerde duran senin kızın Güzide Hanım. Bebeğin annesine ihtiyacı var. Evet. Annesi gelsin evine. Dursun çocuğunun başında. Oylum'un yeri kocasının yanı değil mi Güzide Hanım? Evi orası. Gelsin evine otursun. Çocuğunu kendi evinde, kendi elleriyle dilediği gibi büyütsün. Başımızın üstünde yeri var. Bana müsaade. Ben diyeceğimi dedim. Gidiyorum. İyi günler. Ha, bu arada mahkeme Behram'a vasiyet atadı. Yani kızını oğlumdan boşatmayı düşünüyorsan benimle görüşmen lazım. Behram'ın vasisi benim. Ah, bir dahaki sefere kahve içeceğim. Teşekkür ederim. Çıkarken kimse görmedi seni değil mi? Bilmem, görmedi galiba. Tamam, bak şimdi kalem kutunu unuttun. Bakıcı abla da sana kalem kutunu getirdi, tamam mı kuzum? Tamam anneciğim. Ben senin anneciğim diyen diline kurban olurum, kurban. Anne, ben seni çok özlüyorum. Ben de seni çok özlüyorum. Babam beni niye sana vermiyor? Biz ayrıldık Öykü. Biliyorum ama seni görmemi niye istemiyor? Bu senin annesi babası ayrılmış. Kerem'in de ayrılmış. Ama onlar görüyorlar. Ben niye seni göremiyorum? Çünkü babam bana acı çektirmek istiyor. Üzmek istiyor beni. Babam kötü bir insan mı yani? Yok. Kötü demeyelim de. Anneler babalar bazen kavga ederler, küserler. Kötü demeyelim. Siz de barışın o zaman anne lütfen. Ben ikinizi de istiyorum. Seni de babamı da. Babamı hiç mi sevmiyorsun anne? Benim hatırım için bile barışamaz mısınız? Anneciğim babam beni istemiyor ki. İstese gelir misin? Zil çaldı. Hadi. Öğretmenim merak eder. Gitmem lazım. Evet. Hadi. Seni çok seviyorum. Yine gelecek misin? Sen ne zaman istersen bana yaz, ben hemen çıkar gelirim, tamam mı? Tamam. Hadi git, hadi. Cevap vermedin. Neye? Babam seni istese gelir misin? Ben senin için her şeyi yaparım, her şeyi. İstese. Ben senin için zehir içerim ama işte istemiyor. Klorürle sodyumu ben alacağım Sedat Bey. Siz oksijeni alırsınız. Aha evet. Seyreltilmiş oksijen. Bir 50 mililitre alın en az. Yok daha az olmaz. Ben de yarım saate oradayım zaten. Görüşürüz. Lale Hanım merhaba, iyi günler. Şimşek teslimattan arıyorum da. Bu adreste... Ozan? Apartman numaranız yazmıyor da. Onu bir söyleyebilir misiniz bana? Bayraktar Sokak No 17. Tamam. Tamam, iyi günler. Ozan! Oylum, hiçbir şey yememişsin, hiçbir şey dokunmamışsın. İstemiyor canım. Ya olmaz ki öyle ya. Bir şeyler yesen, bir kaşık yemek yesen. Sen güçlü olmazsan... Ne olur? Güçlü olmazsam ne olur? Niye herkes aynı şeyi söylüyor? Ben güçlü olmak istemiyorum ki. Oğlumu istiyorum. Güçlü olmak getirecek mi oğlumu? Getirmeyecek. Özür dilerim. Ya özür dileme, olur mu öyle şey? Oylum. Sen iyi ki varsın. Özür dilerim, ben çok özür dilerim. Ben kapıya bakayım. Merhaba. Merhaba. Girebilir miyim? Oylum Hanım'la görüşmem lazım da. Buyurun. Sağ ol. Niye geldin sen? Niye geldin? Canı getirmediysen sen bu eve niye geldin? Oylum bir dinler misin beni? Neyi dinleyeceğim? Yalanlarını mı dinleyeceğim? Ben daha neyi dinleyeceğim? Sen demedin mi? Çocuk bizde değil demedin mi? Ben inanmadım mı sana? Sizdeymiş. Ya benim oğlum sizdeymiş. Gitmiş kimlik çıkartmışsınız. Sizdeymiş. Oylum haklısın. Ama ben de bebeğine kavuşmanı en az senin kadar istiyorum. Ya o yüzden mi yalan söyledin bana? Yalan söylemedim. İster inan, ister inanma ama ben yalan söylemedim oğlum. Teyzemin bebeği aldığından haberim yoktu. Gerçekten yoktu. Sen gerçekten Mualla'nın yeğeniymişsin. Yapma. Ben nasıl inandım ya sana? Ne yaptınız? Ne yaptınız? İyi polis, kötü polis mi olalım dediniz? Oylum kime inanırsa mı dediniz? Ya ne düşündünüz ya? O benim oğlum, ufacık çocuk o ya. Lütfen bir dinler misin? Ya benim çocuğumun adını koymuş teyzen. Berhan ya benim çocuk. Oylum. Ya o Can. Onun bir adı var zaten. Her şeyin farkındayım oylum. Farkında değil miyim sanıyorsun? Ama ben bebeği sana kavuşturacağıma söz vermeye geldim buraya. Yoksa ben buraya niye geleyim ya oylum? Ne yapayım teyzem benim hayatımda önemli biri. Üzerimde çok emeği var, bunu nasıl inkar edeyim? Ama gönlüm razı olmuyor. Bebeğinden ayrı kalmana benim gönlüm razı olmuyor. Ben sana inansam ne olacak ki Kahraman? Oylum teyzen bana canı vermeyecek. Söz veriyorum, ben kavuşturacağım bebeğini sana. Söz veriyorum diyorum oylum. Ve bunun için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım ama biraz zaman ver. İnan, senin yanında olacağım. Sadece biraz zaman ver. Bebeğini kavuşturacağım. Ben artık nefes alamıyorum. Anlamıyor musunuz? Biliyorum. Ama senin yanında olacağım ben. Oğlum, ne olur artık ağlama daha fazla. Sana söz veriyorum, getireceğim canı sana. Hadi kendine gel. Ben hala inanıyorum canı bana getireceğine. İnan. Getireceğim çünkü. Oylum, sen Kahraman'a inanıyor musun? Sence getirebilecek mi canı? Bilmiyorum. Ama bu sefer ben de bir şey yapacağım. Nasıl bir şey? Telefonumu getirir misin bana? Getiririm. Alo. Berhan'ın babasına mı gelmiş? Babasına mı dokunuyormuş benim oğlum? Babasına mı kavuşmuş benim torunum kuzucuğum? Behram, bak oğlun geldi. Bak, elini tutuyor, sana dokunuyor. Nefesini, kokusunu temizliyor musun oğlum? Gel, gel, gel. Ay, babayı kokla. Kokla babayı, kokla. Behram, sen oğluna mı kavuştun oğlum? Bak, oğluna mı kavuştun sen yavrum? Tamam, tamam. Gel oğluşum, gel. Gel bakayım sen. Gel Kahraman, gel. Torunun babasının koynunda yattı. Bak, hiç kimsede durmayan bebek babasının kucağında çıt çıkarmadan yattı. Teyze bitti. Artık bu saçmalığa bir son vermenin vakti geldi. Şu kadarcık çocuk ya. Şimdi bu bebeği annesine götürüyorum. Şşt! Sakın! Defalarca söyledim. Torunumu kimseye vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Vereceksin. Vereceksin teyze. Çünkü vermeye mecbursun. Çünkü Oylum bu bebeğin annesi ya, annesi. Behram kim? Hı? El mi? Yabancı mı? Behram bu çocuğun babası değil mi? Aynı şeyleri tekrar tekrar söyletme bana. Lütfen. Ya sen Behram'ın durumunun farkında değil misin? Bir Behram'a baksana, ne yapalım? Yapacak bir şey yok işte, ama bir bak. Bir bak. Behram duyuyor mu teyze, görüyor mu, hissediyor mu, biliyor mu olan biteni? Behram bebeğinin hasretini çekiyor mu? Ama o kız bu bebeğin hasretiyle perişan bir halde. Yapma, vereceksin bu bebeği. Hasretini çekiyorsa gelsin evine otursun. Ona gelme diyen mi var? Oylumun gelmeyeceğini bildiğin halde sürekli bunu benim önüme çıkartıyorsun değil mi? Ha? Sürekli ısrarla bunu söylüyorsun. Teyze, Allah'ını seversen elini vicdanına koy, biraz merhamet et ya. Ya el kadar bebek. Oylum bu bebeğin annesi diyorum sana, annesi. Sen Oylum'u tanımıyorsun. Oylum şimdi nerede, kiminle ne haltlar karıştırıyor belli değil. Yok. Öyle bir kadına torunumu bırakmam. Vallahi yeter. Ayıp be teyze. Doğru konuş yani. Senin bahsettiğin bu kadın torununun annesi. He? Bir de kalktın iftira mı atıyorsun artık? Her şey bitti. İftira mı atıyorsun ya? Bu kadar mı gözün döndü senin? İftira? Evet. Bekle. Ne yapıyorsun? Bekle. Bir dakika bekle. Ensar. Buyurun hocam. Oradalar mı hala? Evet, buradalar. İyi. Biraz yaklaştır da Kahraman da görsün. Evladının hasretiyle yanıp tutuşan anne bak nerede, kiminle? Gördün mü yeterince? Teyze kapat. Ensar, sen takip etmeye devam et. Tamam hocam. Behram bunu mu hak ediyor? Behram senin canın, ciğerin, kardeşin. Komada yatıyor. Ama karısı çoktan eski sevgilisinin yanına uçmuş bile. Çocuğunun hasretiyle yanıp tutuşan anne bu mu? Kahraman, oğlum. Sen bu çocuğun amcasısın. Behram senin kardeşin. Yeğenini düşün. Elin kızını değil. Elin kızını değil. Çok olmaz. Ne olur aynı şeyleri söylemeyeyim bir daha. Oylum, olmaz diye bir şey yok. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ben de senin beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Niye olmasın? Neden yapıyoruz bunu birbirimize oğlum? Sen tamam de. Dakikasında boşanırım seninden. Sen de Behram'la boşandıktan sonra evleniriz. Oylum, ben seni hala çok seviyorum. Ben sana hala deliler gibi aşığım. Tolga, ben kendimle değilim. Gerçekten değilim. Hiç iyi hissetmiyorum. Biliyorum. Biliyorum güzelim. Çok zor şeyler yaşıyorsun. Biliyorum, anlıyorum. Ama atlatacağız. Hepsini birlikte atlatacağız. Bana güven. Canı alacağız ellerinden. Sadece can değil. Ben değilmişim. Annem değilmiş. Nasıl yani? Ne demek öyle mi, annem değilmiş? Hastanede bebekler karışmış. Yani annem öz annem değil benim. Oğlum, şaka mı yapıyorsun sen? Ciddi misin? Nasıl yani? Güzide teyze senin annen değil mi? Babam, abim, dayım ya benim öz ailem değillermiş. Yani inan... Ne diyeceğimi bilmiyorum bu. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Şoktayım herhalde, yani böyle aptal gibi hissediyorum kendimi. Ailemi bulmam gerekiyor galiba. Yani ailemi bulurum. Ama önce can. Önce can alacağım. Tamam. Tamam ben... Ne olursa olsun senin yanındayım. Bunu biliyorsun değil mi? Senin için ne gerekirse yaparım. Şey mi onlar? Gazeteci kıza mı? Hı. 2 kurabiye de koyaydım. Ne çok biliyorsun ama. Ama niye Allah Allah? Birkaç tane daha koyaydın. 2 çeşit koymuşum. Bak bunlar kalmış burada. Ben yiyeyim bari. Oğlunuzu hastaneden kaçıran, daha doğrusu fidye için kaçırılmış numarası yapan aslında babaannesi. Doğru mu anlıyorum? Evet doğru. Mualla Dicleli. Ayrıca Can'ı 2 kez kaçırdı. Teşekkürler. Polise başvurmadınız mı? Tabii ki başvurduk. Savcılık harekete geçti zaten. Hatta polis baskın da yaptı ama galiba başka bir evde saklıyorlar oğlumu. Yani yok, o evde değil. Teşekkürler. Amacı nedir peki sizce? Babaannesi neden yapıyor bunu? Can, Dicleli soy ismindeki tek erkek. O da tam bir Dicleli yetiştirmek istiyor. Tek başına yetiştirmek istiyor oğlumu. Şimdi anladım. Gelenek, görenek, aile. Kendi istedikleri gibi olsun. Aynen öyle. Yani çok üzücü bunu söylemem ama Mualla Dicleli çok vicdansız bir kadın. Zaten gördüğünüz gibi öz sorununu 2 kez kaçırabilecek bir insan. Çok da güçlü değil mi? Bildiğim kadarıyla Dicleliler çok büyük bir aile. Evet. O da zaten tüm bu gücüne güvenerek yapıyor her şeyi. Öznur al şunu. Ne oldu? Ne var bu, ne surat? Şuna bir baksanız Hoca Hanım. Behram'la ilgili beyin ölümü gerçekleşti falan gibi bir haberlerse duymak istemiyorum. Yok. Bu kez sizinle ilgili. Benimle mi? Hı hı. Ver bakayım. Allah Allah. Dicleli ailesi yeni doğan oğlumu kaçırdı. Bana göstermiyorlar. Aşiret olmalarına güveniyorlar. Mualla Dicleli acımasız, vicdansız, çok tehlikeli bir insandır. Sadece şiddetten anlar. Ha, öyle mi Oylum Hanım? Öyle mi? Peki. Öznur, telefonumu kap getir, neredeydi? Buradaydı. Çekil sen. Alacağım oğlum sana. Evet. Oylum, sen çocuğundan temelli vaz mı geçtin artık kızım, ha? Canı alacağım. Niye böyle bir haber yaptırdın? Neden bu işi bu raddeye kadar getirdin? Mecbur bıraktın çünkü. Ben vicdansız, acımasız, çok kötü ve tehlikeli bir kadınım, öyle mi? Değil misin? Küçücük çocuğu, öz torununu annesinden ayıracak kadar vicdansız değil misin sence? Kötülük değil mi bu? Ya sen kötülük nedir görmemişsin. Ama nasıl olur göreceksin. Senin bir oğlun yok artık. Oğlunu unut. Unut! Bitti. Allah Allah, nerede bu şimdi? Ne oldu ablacığım, bir şey mi arıyorsun? Cüzdanımı bulamıyorum, yok. Bir yatak odasına bak istersen, belki orada bırakmışsındır. İyi de çantamdan hiç çıkarmamıştım ki. Çıkardın sanki, ben elinde gördüm diye hatırlıyorum ama... bir bak sen yatak odasına ya, belki oradadır. Tamam. Hı hı. Gerçekten çıkarmışım. Hiç hatırlamıyorum. Değil mi? Oluyor öyle bazen. Ben de unutuyorum hep. Neyse ben çıkıyorum şimdi. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz ablacığım. Bay bay. Hah. Kızlar, Selin çıktı şimdi. Bekliyorum ben sizi, tamam mı? Hadi çabuk gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi geçin, fazla vaktimiz yok çünkü. Tamam. Ay kızlar, o kadar merak ediyorum ki ne aldığımızı. Çok güzel şeyler aldık. Evet, ne kadar vaktimiz var sence? En fazla bir saat. Selin gelir çünkü bir saate. Bir an önce başlayalım o zaman. Yatak odası bende. Tamam. Ben de salonu ve masayı alayım o zaman. Sen de banyoya git, olur mu? Anlaştık. Oo, en pahalısından almışız bir de. Herhalde. İhaleye mi hazırlanıyorsun? Hı? Hırvatistan'da büyük bir iş var diyordun. Teklif verecektin. Ha yok, o geçen haftaydı, bu başka. Sonuç? Sonuç işte teklif yolladık, haber bekliyoruz. Belki bir gün bir Zagreb'e giderim yüz yüze görüşmek için. Öyle. İyi. Aynen, benim de seninle konuşmam lazım zaten. Kim o? Kiminle konuşman lazım? Selin. Erken gel. Önemli bir şey diyor. Anladı işte. Bitirelim diyecek. Neyi bitirecekmişsiniz? Evliliğimizi. Hı. O da anladı herhalde birbirimizi ne kadar yıprattığımızı ki dostça ayrılalım diyecek. Nereden biliyorsun öyle diyeceğini? Çünkü çok mutsuz baba. Ben de çok mutsuzum. Biz çok mutsuzuz. Sen ne sanıyorsun bilmiyorum ama. Hayır diyeceksin. Senden ayrılmak istemiyorum diyeceksin. Ne? Tolga, senin çok gururlu bir kız. Seni de çok seviyor. Belli ki konuşmak istemiş. Kendini mecbur hissetmiş. Baba, ben çok mutsuzum. Selin çok mutsuz. Biz manyak mıyız? Biz neyi zorluyoruz ya? En doğrusu birbirimizi daha fazla yıpratmadan yol yakınken bu işi bitirmek. Biz derdimiz senin yüzünden. Senin yüzünden Tolga. Oylum'la olan defteri bir türlü kapatamadın. Ya Oylum'la ne alakası var? Biz mutsuzuz. Var Tolga. Yaptığın her şeyin, yapman gerektiği halde yapmadığın her şeyin Oylum'la alakası var. Bak oğlum, bir kere daha söylüyorum. Oylum'la bağlarını kopar. Ondan uzak dur. Selin'e gereken kıymeti ver. O seni çok seven kızı mutlu et artık. Ne diyorsunuz kızlar? Bence becerdik biz bu işi. Çok güzel oldu değil mi? Şahane. Ya resmen romantizmin kitabını yazdık ya, kitabını. Peki işe yarayacak mı sizce? Yarar. Eşek değillerse artık yaraması lazım. Umarım. Azra'cığım biz toparlanalım yavaştan. Selin gelmek üzeredir. Tamam. Çok teşekkür ederim bu arada kızlar ya. Ellerinize sağlık. Baksanıza her şey harika oldu. Bize sonucu haber vermeyi unutmuyorsun. Tabii. Ararım hemen, merak etmeyin. Onda bir sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Öptüm çok. Biz de. Bye bye. Ağaç çizdim Ayşe teyze. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Aferin sana. Hadi bir tane de elmamızdan yiyelim. Doydum. Öykücüğüm, meyve doymak için değil ki ama şifa niyetine yiyoruz. En son bir tane benim hatırım için ha? Son ama. Tamam son. Oh aferin, şifa olsun kızıma. Babam geldi. Bilmem, bakarız şimdi. Geldim. İyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Oylum ben. Oylum abla. Öykü'nün ablası. Ne haber? Evet, ablam benim. Oylum ablam. Ha, siz büyük kızısınız o zaman. Çok memnun oldum Oylum Hanım. Kusura bakmayın, tanıyamadım ben. Yo, estağfurullah. Babam evde mi? Tarık Bey yok. Buyurun. Tamam. Hadi gel. Şaşırdın mı beni gördüğünü? Çok şaşırdım, çok sevindim. Beni görmeye mi geldin? Evet, seni çok özlemiştim, göreyim istedim. İyi ki de gelmişsin. Keşke Ümit amcam da gelseydi. Söyleriz bir tanem, bir dahakine onlar da gelir. Sen ne yapıyorsun? Resim yapıyorum, bakmak ister misin? Tabii ki bakmak isterim. Neler yaptın bakalım? Bak, bu deniz resmi. Çok güzel olmuş. İstanbul değil ama çok uzakta bir ada. Üstünde de hayvanlar yaşıyor. Ellerine sağlık. Sen de bir tane çizmek ister misin? Tabii. Çizeyim. Ne çizsem? Tamam, sen fil çizmişsin, zebra çizmişsin. Ben de zürafa çizeyim mi? Olur, zürafa çiz. Tamam, olur. Tekrar hoş geldiniz. Öykücüğüm meyve yiyordu. Size de ikram edeyim mi? Yok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Ama yani size zahmet olmayacaksa ben bir kahve alabilir miyim? Estağfurullah, yapıyorum hemen. Öykücüğüm, ben zürafamı çizmeden önce bir lavaboya gitsem olur mu? Nerede lavabo? Merdivenlerden çıkınca birinci kapı. Tamam, ben gelene kadar sen başka bir şeyler çiz, olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Şey nerede peki? Babanın odası? En üst katta. Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam. Serra, telefonumu unutmuşum. Serra, ne bu? Nasıl? Çok güzel olmamışım ya. Sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum Selin. Ne oluyor yani? Ne demek bu şimdi? Bu demek oluyor ki ablacığım, kocanla baş başa çok güzel bir akşam geçireceksiniz. Romantik. Serra, ne diyorsun ya? Selin'cim, diyorum ki kocana vereceğim müjdeli bir haber var. Onu söyleyeceksin. Ondan sonra da güzelce kutlama yapıp yemek yiyeceksiniz. Bu kadar. Ne müjdesi? Hamilesin ya Selin. Bunu söyleyeceksin. Sonra da bunu kutlayacaksınız. Serra, saçmalama. İstersen saçmalama, öyle bir şey söylemeyeceğim. Asıl sen saçmalama Selin. Söyleyeceksin. Söyleyeceksin ki Tolga senden ayrılma gibi bir şans olmadığını hatırlasın. Yani ben şimdi beni sevmeyen bir adamı kendime bağlamak için hamileyim diyeceğim, öyle mi? Evet, diyeceksin. Serra, ben Tolga'yla zorla evli kalmak istemiyorum. Duydun mu? Hatta tam aksine, eğer mutsuzsan ayrılalım, beni sevmiyorsan ben boşanma yazarım diyeceğim. Selin, ben sana hep böyle saf, temiz kalpli falan diyordum ya. Sen düpedüz aptalsın ya. Sen su katılmamış bir aptalsın. Ya yürümüyorsa bitirelim demek aptallık mı? Aptallık, salaklık, enayilik, loserlık ya. Ama sen alışmışsın zaten bir kere loser olmaya. Oylum Hanım hep kazanan olsun, sen hep kaybeden ol, değil mi? Ne güzel ya. Sen ne kadar mutlusun öyle Oylum'dan dayak yemekten. Serra. Selin, ya insan bir mücadele eder. İnsan bir der ki ben bu sefer kaybetmeyeceğim, bu sefer Oylum kaybedecek. Kocamı Oylum'a kaptırmayacağım, artık loser olan Oylum olacak der. Ya biraz insan kendini hırslandırır böyle. Ama nerede? Ağlak ağlak anca. Mutsuzsak boşanalım. Yok, ben aranızdan çekilirim. Hı? Tamam ya, tamam. Sen böyle devam et. Sana vurana böyle öbür yanağın dön. Herkes seni tokat manyağı yapsın. Nasıl Selin? Ondan sonra şu köşeye geçersin. Orada ağlamaya başlarsın. Allah'ım ben neden sürekli kaybediyorum? Ben neden mutsuzum diye. Sen tamam. Böyle git. Tamam. Tamam. Ne tamam? Haklısın. Bu defa öyle kolay kolay teslim olmayacağım Oylum'a. Hem ben niye aradan çekiliyorum ki? Benim kocam. Ha? Evet, senin kocan. Yani o çekilsin aramızdan, o uzak dursun bizden. Düşsün Tolga'nın yakasından artık. Oh, oh derin bir oh ya. Sonunda, sonunda kendine geldin Selin. Aferin sana, aynen böyle. Ama o dediğini söylemeyeceğim. Hamileyim demeyeceğim. Selin ya bak... Serra söylemeyeceğim. Bitti. Tamam. Tamam, söyleme bunu. Sıkıntı yok. Sen böyle savaşmayı kabul ettin ya, tamam. Benim için her şey tamam şu anda. Benim gitmem lazım çünkü Tolga'ya mesaj attım ben. Ne? Gelişim birazdan. Ya evet, senin telefonundan mesaj attım Tolga'ya. Benim telefonumdan Tolga'ya mesaj mı attın? Buraya o kadar ayarladım, senin yazmam gerekiyordu ama çok orta halli bir şey yazdım. Öyle aşkım aşkım demedim yani, merak etme tamam. Hadi gidiyorum ben. Sen de bir şu üstünü değiştir ya. Şu makyajını falan yap biraz. Tamam, bana. Tamam Serra. Tamam, hadi. Ha, en önemlisi sen Selin kaşif olsun. Aptallık etme. Selin. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Erken gel, önemli bir şey konuşmamız lazım demişsin. Geldim. Çünkü benim de seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Tamam. İstersen önce yemek yiyelim. Ya da çok aç değilsen aperatif bir şeyler de koyabilirim. Yo, aç değilim. Konuşalım bence. Ama şurada değil, şurada konuşalım mı? Tamam. Önce ben söyleyeyim o zaman. Yani aslında biliyorsun hani... Tolga, ben hamileyim. Bir bebeğimiz olacak. Ben de birkaç gün önce öğrendim. 4 aylık olmuş bile. Hamilesin. Evet, baba olacaksın. Baba olacağım. 4 aylık olmuş bile. Evet. Yakışıyor mu ya sana Selin? Hı? Ne yakışıyor mu? Hamileyim diye yalan söylemek, ayrılmayalım diye. Yakışıyor mu? Yeşilçam'da kalmadı mı ya o işler? Ya bu ne ya? Bir de gülmül koymuşsun. Yakıştı mı yani? Kaç yaşında insanlarız? Ne? Hiç yakışmıyor senin. Hiç yakışmadı. Tolga! Nerede kaldı bunlar ya? Açlıktan öldü. Bana bak. Görüyorsun değil mi? Çeşitler giderek azalıyor. Güzide'nin gözüne battık. 1, 2, 3, 4 çeşit yaptı. Teyze sus. Sus. Kalacak yerimiz yok. Sus. Üf, tamam. Azalmamış bilakis artmış. Tamam. Günaydın. 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 Zeyno, annem niye bu kadar erken çıktı? Ha, önemli bir duruşması vardı, o yüzden erken çıktı. Kahvaltı yaptı ama değil mi? Yo, ayaküstü bir şeyler atıştırdı. İyi bari. İnsanın tabii önemli işi olunca ne yapsın? Erken çıkacak mecbur. Hay Allah, kadıncağız. Önemli işi olanlar böyle kahvaltılarda keyif yapmıyorlar değil mi anne? 3 kuruş maaşı olanlar. Ne demek bu şimdi? Laf mı sokuyorsun bana? Dayıcığım. Laf sokmuyorum Ozan. Niye üstüne alınıyorsun? Afiyet olsun. Ozan, dayıcığım oturur musun şuraya? Ozan. Evladım otur şuraya. Yemeyeceğim. Otur, kahvaltını yap. Yemeyeceğim. Dur, ben de geliyorum. Abi sen kahvaltı yapmayacak mısın? Ya tamam, ben yedim. Sabah bir şeyler yedim ben. Ne biçim konuşuyorsun? Daha iyisini hak ediyor. Sen dolmuşla mı gidiyorsun? Yok ya, ben şu caddenin oradan bineceğim. Sen? Ben... Arkadaşım alacak beni köşeden. Onunla gideceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Ozan. Ne oldu? Ozan dedin. Yok bir şey ya. Öylesine. Hayırlı işler sana. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol diyeyim. Prensesim top beynire. Çaylarınız Tarık Bey. Sağ olasın Ayşe Hanım. Ellerine sağlık. Sağ ol. Bu da öykücüğümün sütü. Çilekli sütü de geldi bir tanemin. Tatlım, sana ballı ekmek yapayım mı? İster misin? İster Azra ablası. Çok sever. Kaymak da sürsün mü üstüne? Reçel istiyorum ben. Vişne reçeli. Tamam, reçelle yaparım o zaman ben de. Aman ne kadar güzel ya. Senin gibi tatlı oldu bu da. Teşekkür ederim. Baba. Hı, söyle prensesim. Oylum ablam bir daha gelsin baba, ne olur. Bir daha mı gelsin? Dün akşam çok az kaldı. Oylum ablan dün akşam buraya mı geldi? Evet. Beni özlemiş, seni görmeye geldim dedi. Çok az kaldı. Tuvalet nerede dedi. Yukarıda dedim. Tuvaletten geldikten sonra hemen gitti. Resim bile yapamadık. Peki niye yukarı çıktı? Tuvalete işte. Allah Allah. Bir şey söyledin mi? Senin odanı sordu. Benim odamı mı sordu? Hı hı. Dayı. Dayı bir şey mi oldu? Ne yapıyorsun sen kızım? Ne yapıyorsun oylum? Ne yapıyorsun sen? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Bir telefon kapalı. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Zeynep, ben dışarı çıkıyorum, biraz hava alacağım. Tamam. Al tabii ya, hava al canım benim. Ne yapacaksın evde oturup? Oylum'un davasına mı çalışıyorsun? Hı. Hanım, daha yeni başladım. Emsal dava dosyalarına bakıyorum da. Dava çekişmeli geçecek. Behram komada ya. Mualla, Behram'ın vasisi olmuş mu gerçekten ya? Kontrol ettin mi? Olmuş, evet olmuş. O yüzden de davayı bayağı yokuşa sürecek. Orası kesin. İşte bir şey diyeceğim ben sana. Söyle. Bu Mualla çok dişli bir kadın. Yani bu dava seni çok yıpratacak, çok üzecek biliyorum. Anne olduğun için sakin kalamayabilirsin duruşmalarda. Objektif olamayabilirsin diye düşünüyorum. Oylum'un avukatı ben olayım mahkemede. Haklısın yani. Yani yanlış anlama. Ben sana davaya karışma falan demiyorum. Birlikte hazırlanalım. Ama mahkemede ben temsil edeyim Oylum'u. Evet, ben o objektif kalamayabilirim. Tamam, olur. Tamam. Teşekkür ederim. Aç şunu Güzide, aç! Aç şunu! Tarık mı? Günde 5 kere arıyor. Bak, emsal bir dava daha buldum. Oku bakayım. İzmir'de açılmış mahkeme. Adam trafik kazası geçirmiş, sonra bitkisel hayata girmiş. Karısı boşanma davası açıyor ama kocanın ailesi çok zorluk çıkartıyor. Kaç yıl sürmüş? Yani sonuçta kadın lehine boşanmış mahkeme ama 4 yıl sürmüş. Biz o kadar oyalanmamalıyız yani, en kısa yoldan halletmemiz lazım Sezai. Yani davanın çabucak sonuçlanması için ne gerekiyorsa bulacağız bir şeyler. Güzide. Tarık ne oldu? Oylum tabancamı almış. Senin tabancan mı var? Evet, dün akşam gelmiş, odamı sormuş. Yukarı çıktım, baktım tabancam yok. Aradın mı? Aradım, kapalı. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen ulaşılamıyor. Oylum Hanım. Sen niye zahmet edip geldin? Ben sana demedim mi bir daha bebeğini görmeyeceksin diye? Sen bebeğine annelik yapma hakkını dün itibarıyla kaybettin Oylum. Canı bana ver.